24 Kasım Cuma, Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker yazısı Sürklerden intikam almak için yapılan soykırım Bosna kasabı Ratko Milad için yargılanması tamamlandı. Mahkeme ömür boyu hapse mahkum etti. Başka türlü bir sonuç beklenmiyordu. Verilebilecek en ağır ceza bu. Avrupa'da ölüm cezası yok binlerce, on binlerce boşluğa öldüren kişiye bile müebbetten daha fazla ceza verilemiyor. Hapse atılacağına Bosnalı kasapların eline bırakılsa, onlar Miladiç'i on bin parçaya bölseler, yine de hiçbir işe yaramaz. 22 yıl önce öldürdüklerini geri getiremez, gözü yaşlı annelerin acısı dinmez. Bosna'ya birçok defa gittim, şehitlikleri her ziyaretimde aynı yakıcı duygular yaşadım.'' İlk defa görüyormuş gibi hissediyor insan her seferinde. Avrupa'nın göbeğinde kısa süre önce yaşanan soykırımın izleri bütünüyle duruyor. Çiçek bahçesine benzeyen şehitlikler o vahşeti ilelebet haykıracak. Cesetleri parçalayıp her bir parçasını farklı yerlere topluca gömen katillerin amacı suç delillerini yok etmekti. Soykırımla suçlanmamak için böyle bir yöntem uygulamışlardı. O yüzden hala bulunamayan cenazeler var. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen araştırmalar devam ediyor. DNA testleri yapılıyor bulunan parçalar üzerinde. Birçok şehidin bazı uzuvlarının noksan oluşu da aynı sebepten. Gözü dönmüş katiller Boşnak Müslümanları öldürürken zafer sarhoşluğuna kapılıyor ve kameralara Türklerden intikam alıyoruz diyorlardı. Bu cümle soykırımı en iyi şekilde özetleyen bir ifade sebebini, kapsamını, şiddetini açıkça ortaya koyan cinsten. Evet, onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Gerçekten de dedikleri gibi Türklerden intikam alıyorlardı. Bugün Afrika'da, yakın çevremizde, Asya'nın ortalarında, Avrupa'da nerede bir kardeşimiz katlediliyorsa aynı şekilde canımız yanıyor. Balkanlarla Myanmar'ın farkı yok. Çetelerle terör örgütleri ve terörü destekleyen ülkeler nasıl aynıysa Kerkük'le Doğu Türkistan'da aynı, hepsi kendi bütününün parçası. Arkadaşımız Mir Kamil Kaşgarlı'dan öğrendiğimiz bir hikaye var. Sadık dostlarımızı incitmeyi göze alarak kısaca anlatmak isterim. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın Kaşgar iline bağlı bir kasabada yaşayan yaşlı bir Uygur Türkü, sabah namazı için evinden dışarı çıktığında kapı önünde köpek ölüsü görmüş. Düşünmüş ne yapayım diye. ''Acaba bir yere götürüp gömsem mi yoksa ormana mı taşısam?'' Dede karar vermekte zorlanmış. ''En iyisi karakola gitmek.'' deyip yürümüş. Çin polisine durumu anlatmış. ''Kapımın önünde bir köpekleşi var. Size danışmaya geldim. Ne yapayım?'' Polisler kızmış. ''Sabah sabah kafayı mı yedin be adam? Polis şimdi köpekleşleriyle mi ilgilenecek? At bir yere yahut göm. Ne yaparsan yap. Bize ne?'' Dede sakince cevap vermiş. O kadarını ben de biliyorum. Hepsini düşündüm. Ama ne yapayım? Biz Uygurların kültüründe bir gelenek vardır. Cesedi gömmeden önce helallik alınır. O yüzden yakınlarına haber vereyim dedim. Bugünlük son sözümüz şu olsun. Dünyada köpek nesli tükenir. Köpekleşenler tükenmez. Onlara dersini vermek de bize düşüyor hep.